Elazığ'da 2021 yılının Enleri Ödül Töreni yapıldı. Kanal 23 5 ödüle layık görüldü. Elazığ'da 2021 yılının en başarılı meslek gruplarına yönelik Elazığ'ın Enleri Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törene AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Organizatör Serdar Kara, organizasyon için yaklaşık 2 ay çalıştıklarını ifade etti. Elazığ'ın Enleri Ödül Gecesi fikri, daha doğrusu bizler diğer şehirlerde de ticaretler yapıyoruz. Ama ilimde böyle bir ödül gecesinin eksikliği benim ticaretimizle uğraşan insanların da motivasyon açısından iyi olacağını düşündük ve böyle bir geceyi planladık. Tabii bu geceyi planlarken çok zorlanacağımızı biliyorduk ama Allah'a çok şükür Elazığ'ın böyle bir şeye ihtiyacı olduğu için çok fazla zorlanmadık. Derken yine dikkat ettiğimiz her meslek diliminin özellikle marka bilinirliği, tanınırlık, piyasadaki karşılıkları, çalıştırdıkları mekan, fiziki durumları, istihdam durumları ve bunun gibi yaklaşık 11-12 kategoride bölümler belirledik. Ve böylelikle bu seçimleri oldukça adilane yapmaya çalıştık. O yüzden bu ödülü bu akşam kaldıracak olan tüm firmalarımız, bunları kendi alnlarının terleriyle, bugüne kadar yapmış oldukları başarılarla aldıklarını bir kez daha tescil etmiş olacaklar. Kanal 23 televizyonu gecede çok sayıda ödüle layık görüldü. Yılın en başarılı ana haber kadın spikeri ödülünü Ceylan Tümen, yılın en başarılı hafta sonu haber spikeri ödülünü Alper Karakulak, yılın en başarılı aktüel programı ödülünü Yakup Sağlam, yılın en başarılı gündüz kuşağı kadın programcısı ödülünü Melisa Coşkun ve yılın en iyi kültür ve sanat programı ödülünü Ahmet Bulut aldı. Başarılı isimler ödüllerini Kanal 23 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yunus Evliyaoğlu'nun elinden aldı. Çok sayıda meslek grubuna ödül verilen gece ünlü sanatçı Coşkun Sabah konseriyle devam etti.